AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jüli de Sarayeroğlu, Kahramanmaraş'ta AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'nca bir tesiste düzenlenen Kadınlar Buluşuyor adlı programa katıldı. Kadınlar Buluşuyor programının açılış konuşmasını AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Cesur yaptı. 16 yıldan beri başta büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la çıktığımız AK Parti yolculuğumuzda bu ülkede çok işler yaptık. Yani Maraş gerçekten de Adana ve Antep'in mutfak olarak ve diğer bütün o tarihi meseleler meselesinde de gerisinde hiç olmayan bir kent. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın eşi Şule Özden Ünal, Kadınlar Buluşuyor adlı programda bir konuşma yaptı. Bana hep işte yaklaşık 20 gündür Maraş'tayız, birçok yere gittik. Bana da soruyorlar işte eşiniz hani görevde Maraş'ta, siz de çalışmalara katılıyorsunuz. Aslında soruyu anlıyorum, neden diyorlar anladığım kadarıyla. Şunu da paylaşmak istiyorum. Benim için AK Parti sadece eşimin görev yaptığı bir oluşum değil. Bana da umut veren ve neferi olmaktan gurur duyduğum bir ideal ve şuurdur. Dolayısıyla bu davada çalıştığım için, sizlerle bir arada olduğum için çok çok mutluyum. Buluşmalar dolayısıyla dediğim gibi kıymetli dostuma, beni hiçbir zaman kırmadığı için Mutlu Alkan'a teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimiz Habibe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Bakanımıza yoğun programı dolayısıyla buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Dişiyle tırnağıyla mücadele etmiş, mücadeleden gelmiş ve dik duruş sergileyerek bir varlık mücadelesini zaferle taçlandırmış kadınlar. Onun için bu kadınlara affınıza sığınarak ben kemikli kadınlar diyorum. İnşallah bu kadınlarımızın sayısı artar. Ülke ekonomisinin büyümesinde, ülkemizin kalkınmasında bu kadınların daha fazla rol alacağına eminim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jüli de Sarayeroğlu, güçlü ve mutlu kadının pozitif etkisinin hayatın her alanına yansıyacağını ve güçlü olan kadının ailesiyle Türkiye'yi güçlü kılacağını söyledi. 2002 yılında 4000 kadın işe yerleştiren İşkur, 2018 yılına geldiğimiz zaman 453 bin kadını işe yerleştirmiş. Aslında bu başarı hikayesinin temelinde yatan konu, kadınlar güçlü olursa biz ailenin güçlü olacağını, Türkiye'nin güçlü olacağını inanıyoruz. Güçlü kadının, mutlu kadının pozitif etkilerin hayatın her alanında yansımalarının güçlü şekilde yine olacağına inanıyoruz. Yine sosyal hayata, kültürel hayata, eğitime katılım oranlarına baktığımız zaman kadınlar açısından çok pozitif bir 16 sene yaşandığını görüyoruz. Şimdi 24 Haziran sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile çok büyük iddialarımız var. Kadın konusunda da seçim beyannamemizde yine önümüzdeki dönemde yapacağımız çok iddialı çalışmalarımız söz konusu. Bugüne kadar beyannamelerimize yaptığımız her şeyin gereğini yerine getirmiş bir iktidar olduk. Yerel yönetimler bağlamında da şimdi bir seçimin arefesindeyiz. Kadınlar açısından şehirlerimizin onların ihtiyaçları, talepleri, beklentileri doğrultusunda dizayn edilmesini ön plana alan bir anlayışı bu dönemde daha güçlü şekilde hakim kılan bir çalışma gerçekleştirdik. İşte çocuk bakım hizmetlerinden engelli bakım hizmetlerine, yaşlı bakım hizmetlerine kadar kadınların hayatın her alanında şehirlerimizde daha rahat hareket edebilmelerini sağlayacak imkanların sosyal belediyecilik anlayışıyla, hizmet belediyeciliği anlayışıyla, gönül belediyeciliği anlayışıyla hayatlarında hissetmelerini sağlayacak modellerimiz inşallah uygulanacak.